Nasıl otomobil fiyatları düşer mi? Satışlar nasıl artacak? Otomobil almak güçleşti. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu telefon attığımızda. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi ciddi bir artış var Ocak ayından bu yana. Geçtiğimiz yılda da artış vardı. Otomobil fiyatları da gittikçe değerleniyor. Ama gelirde bu kadar bir artış var mı? Soru işareti. Nasıl buluşacak otomotiv sektörüyle vatandaş? Biraz önce siz gayet güzel aslında izah ettiniz. Konuyu gelen zamlarla aslında özetlediniz. Fakat orada benim açmak istediğim bir parantez daha var. İşte yılbaşından bugüne kadar %35'ler 40'lar bandında bir zamdan söz ediyorsunuz siz. Fiyatlara gelen kurdan ötürü artıştan. Fakat Ocak ve içinde bulunduğumuz Eylül ayına kadar aslında biz Avrupa Birliği ülkeleriyle direkt ticareti olan bir sektörüz. Euro kuru %70 artmış. Yani aslında otomobili üreten, ithal eden bütün markalar aslında kurla müsavi bir artış yapmamışlar. Yani bir yerde kendi karlarından fedakarlık ederek veya zarar ederek otomotiv fiyatlarının çok da yukarıya gitmemesi adına zamlarını daha az tutmuşlardır. Aslında önümüzdeki süreçte baktığınızda eğer kur artışı bu şekilde devam ederse bu da fiyatlara maalesef ki yansımak zorunda kalacaktır. Nasıl otomobile ulaşacağız? Evet işte gelirler artmıyor. Mayıs ayında faiz 1.50 iken şu anda içinde bulunduğumuz ayda banka faiz oranı 2.7. Yani 2.7-1.50 arasındaki fark bile aslında koskoca bir dağ gibi önümüzde duruyor. Bununla birlikte otomotivin bir miktar hareketlenmesi ve otomotivin satılması için hangi adımlar atılmalı diye baktığımızda ilk önce önümüzde geçen yılın son çeyreğinde hayatımıza giren ÖTV eşikleri var. Yani %45, %50 ve %60 ÖTV matrahları var. Bu matrahlarda artık araç kalmadı. Yani 79 bin liraydı. 79 bin lira %60'a tekabül ediyordu. Şu anda zaten matrah 79 bin lira olan araç yok. Matrah yani vergi. Evet. Dolayısıyla matrahların kesinlikle bir an önce yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor ki piyasada bir miktar otomobilin önü açılsın. Fakat elzem ki elzem kredi faiz oranları. Mesela çok yakın zamanda yine Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birisi olan inşaat sektörüne çok ciddi bir katkı verildi. Bu aynı zamanda bu sektöre bu sene içerisinde yapılmış olan ikinci destektir. Biz bunu kesinlikle alkışlıyoruz. Bu desteklerin de yanındayız. Fakat otomotiv sektörü olarak biz de bu desteklerin bize de uygulanmasını istiyoruz. Zira evet. Türkiye genelinde 974 adet plaza var. Türkiye'de 974 adet plazada 100 bin direkt istihdam var. Eğer satışlar düşmeye devam ederse şu andaki projeksiyon 2018'in sonuna doğru 200 bin adet araç satılması öngörülüyor. Yani normalde burada aslında 550-600 bin bandında bir araç satılması bekleniyor. Peki. Projeksiyon bu şekildeydi. Peki. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için, önerileriniz için. Evet,